Merhaba arkadaşlar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel e, çocuk yarım botunun yapılışını paylaşmak istiyorum inşallah. Kadife bir ip kullandım arkadaşlar ve bir de yanına sıkı tutsun diye şöyle bir ipim vardı evde e, simli e, onu kullandım. E, umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. Yapımı çok kolay olduğu için sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Öncelikle e, örgümü dediğiniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. E, çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. O yüzden hemen e, başlamak istiyorum. Keçe bir taban kullandım. E, 24-25 numara ayak için yapıldı bu arkadaşlar. E, ayakkabı numarası oydu kızınızın. Şimdi öncelikle... Bütün e, bu kenarı delik oluyor arkadaşlar bakın bu tabanların ve bu tabanların etrafını şu şekilde e, dolanıyoruz ben diğer tarafını dolandım geldim şimdi şurayı da göstermek amaçlı bakın her deliğin içerisinden şöyle iki tane çıkartıp birleştiriyorum bakın bir aldım kendinize de yapabilirsiniz eşinize de yapabilirsiniz e, yapımı çok kolay olduğu için Hemen paylaşmak istedim sizlerle de. Ee, inanın e, bir saatinizi ancak alacaktır. Bir teki diğeri de bir saat iki saatte bitirirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle hepsinin içerisinden iki defa dolandım arkadaşlar. Yani iki defa çıkardım. Şimdi burayı yaptıktan sonra şurayla birleştirme yerine geldim şöyle alıyorum arkadaşlar ve şuradan şu şekilde birleştiriyorum geri dönüyorum ve üzerine alıyorum şuradan ve bakın bunda kadife olduğu için fazla gözükmüyor ama şu şekilde yerlerim oluşmuştu az önce şöyle buralardan şöyle alıp örüyorum bir sıra bu şekilde örüyorum arkadaşlar şöyle aldım ördüm içinden çıkartıp şöyle bir yer oluşacak. Onun için şöyle yapalım. İçinden çıkartıp alttan alıp bakın şu şekilde olacak tığımız. Şöyle geçiyor arkasından. Buraların hepsinin içerisinden bir tane sık iğne ile çevirelim etrafını. Kadife için içerisine kadife ip kullanıyorsak içerisine ona uygun başka bir renkli normal e, patiklik ip e, ya da e, hani başka bir sağlam bir ip kullanırsak arkadaşlar e, bu kullan e, patiklerimizin işte botlarımızın e, ömrü daha uzun oluyor. Kadife ip çabuk dökülüyor öyle bir e, şeyi var giydikçe e, kullandıkça, e, dökülüyor yapısı inceliyor ama bu ip onu daha sağlam tutuyor daha uzun ömürlü oluyor arasına kullandığınız ipler ondan dolayı e, bir tane hani başka bir iple e, karıştırarak sağlam daha sağlam bir iple karıştırarak yaparsanız daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Evde, okulda giyebilecekleri çocuklarımızın çok güzel, değişik modellerde yapabilirsiniz. Şöyle hepsinin içerisinden alarak bir sırayı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Böyle yaptığınız zaman tabandaki o birleşim yeri gözükmüyor ve e, bakın çok güzel duruyor şöyle kenarından. Bunu onun için yapıyoruz arkadaşlar. Yani kenarı kısmı düzgün dursun, güzel dursun diye yapılan bir işlem. içerisinden alalım bu şekilde yapalım ve ilk başlangıç yerimize ben genelde patikleri e, bu yan kısımlardan iç yan kısımlardan başlıyorum arkadaşlar e, ayakta gözükmüyor o birleşim yerleri e, Normalde de gözükmüyor ama ne bileyim ben öyle daha çok e, hani seviyorum galiba O yüzden hep iç kısımdan başlıyorum ek yerleri veya işte e, hani herhangi bir şeyi belli olmuyor oradan yapınca şöyle ve sona geldik bakın son olanı da yapıyorum ve burayla birleştiriyorum arkadaşlar ilk yaptığım yerle burayı birleştirdim bu şekilde ve ger geri dönüyorum. Şimdi üzerine alıyorum ve hepsinin içerisinden arkadaşlar çakma sık ile şöyle geniş geniş hani zaten ip e, kalın bir ip şöyle geniş geniş hep bütün etrafını bu şekilde dönüyoruz şimdi şöyle çakma sık iğne üzerine alınarak yapılan sık iğneye çakma sık iğne deniliyor arkadaşlar şöyle yapalım ve bunu 3 sıra şeklinde yapacağız arkadaşlar bu bu şekilde 3 sıra döneceğiz bu birinci sıramız oluyor şöyle üzerine alıp örelim. Bunda sayı e, yok arkadaşlar. E, hani sayı verilemez zaten. Hani numara numara değişecektir. E, her defasında önemli olan burada e, en alt taban kısmından ikişer tane e, geçip ayakkabı numara yani ayak numarasına göre e, ikişer tane içlerini doldurup üzerindekini de aynı şekilde ikişer tane almak. O zaman e, hangi ayak numarasına göre yapıyorsanız keçeyi e, ona uygun olacaktır. Şimdi keçeler satılırken genelde 37-38 veya 38-39 şeklinde satılır. E, eğer 38 numara bir ayağı yapacaksanız e, bunların içerisine iki defa geçmeniz lazım. 39'a yapacaksak da arkadaşlar bu ön ve arka kısmından yani burada burayı ve burayı e, en az böyle bir 5-6 tanesini e, 3 tane doldurmamız gerekiyor. Yani içine 3 tane e, ilmek çıkartıp onu örmemiz gerekiyor ki daha düzgün dursun e, diye şöyle yapalım hepsinin içerisinden bakın alıyorum ve çakma sık iğne ile devam ediyorum. sıcacık oluyor çok güzel oluyor kullanışlı oluyor dediğim gibi daha önce de evde ya da okulda ya da işte gezmede istediğiniz her yerde yani evin içerisinde bir ayakkabı gibi oluyor güzel oluyor en azından çocuklarımızın kendimizin ayakları üşümüyor diye düşünüyorum güzel kullanışlı bir ürün arkadaşlar o yüzden zaten hani sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, yapımı da çok kolay. Bakın hemen e, birinci sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Yine aynı şekilde ikinci sıramızda da hiçbir şey yapmadan ama arkadaşlar bu şimdi şuralardan, bakın ortalarından şöyle alarak devam ediyoruz. alıp yapıyoruz şöyle hızlıca yapalım hemen 3. sıradan sonra bu orta kısmını yani şu ön kısmını toparlamaya başlayacağız Orayı özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum Şöyle yapalım Zaten diğer yerleri çok kolay orası da çok kolay şimdi göreceğiz hep birlikte ee, En önemli yeri de orası zaten arkadaşlar bu üst kısmını bu boğaz kısmını istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Yani sadece şimdi burada ben zincir çektim. tersten hani zincirle e, bir süs yapmaya çalıştım e, yaptım. Sizler mesela sakallı ip hani başka ipler kullanıp o üst kısmını boğaz kısmını daha farklı, daha uzun mesela daha e, yüksek yapabilirsiniz. O, o konuda da ben e, yani şöyle yapın illaki böyle olacak falan diye de bir şey diyemem. E, tercih size kalmış diyorum. Orayı oralarını sizler de daha farklı yaparak renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bir tabanım var gördüğünüz gibi ve üzerine çeviriyorum yani etrafını çevirerek kendime bir e, böyle örü, örü yani panduf işte yapıyoruz yani e, şey olması çok büyük bir avantaj tabi bunun hazır olması keçe kısmının artık her yerde var arkadaşlar keçelerde numara numara önceden yoktu bu kadar değildi şimdi her yerde bulabilirsiniz var yani temin edebilirsiniz şöyle yapın kendinize yapın sevdiklerinize yapın ee, ya da yaparak satın ee, maliyeti ucuz ee, 3 TL e, civarında yanılmıyorsam keçe ee, ondan sonra ipleri de 5, 8, 10 liraya falan e, rahatlıkla e, böyle bir hani e, bir çift e, yapabil, yapıp satabilirsiniz. Çok fazla zamanda almıyor gördüğünüz gibi. Şu şekilde bakın yine bu üçüncü sıram oluyor. Burayı yüksek yapma sebebi arkadaşlar. Eğer bunu iki sırada bir sırada yaparsanız burası böyle basık duruyor basık duruyor parmak buraya değiyor ve burayı çok çabuk yıprandırıyor yıprattığı için yıpratmaması için işte böyle 3 sıra 4 sıra bazen hani kendinize yapacaksanız veya şey yapacaksanız böyle 3-4 sıra yapın ki parmakları kurtarsın yani hani parmaklara değmesin bu üst kısmındaki boşluğu şu parmak kalınlığı böyle girdiği zaman şöyle kurtaracak şekilde olsun yani arkadaşlar. Şöyle bir sıra daha döndükten sonra yine aynı şekilde yapacağız ama bu defa orta kısmından azaltmaya başlayacağız. <laughs> Bakın hepsinin ortasından içinden içinden böyle içten içten alıyoruz. Ve çakma sık iğnemizi yapıyoruz. bir de bu dönerek yapmayı ben daha çok seviyorum arkadaşlar hani babet yapacaksak da bu şekilde yaptığımız zaman daha güzel oluyor şimdi artık 3 sıra yaptıktan sonra ön kısmını toparlamaya başlayacağız. İlk başlangıç yerimize geldik. Bakın burası artık beni kes diyor. Yani şu orta kısmı keseceğiz. Nasıl yapacağız? Şimdi gelelim oraya doğru şöyle ilerlerken. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3. Şu üçünü birlikte alacağım tam ortadan 1 2 3 şu üçünü birlikte alacağım Dolayısıyla 1 2 3 1 3 de buradan alacağım şuraya kadar öreceğim şöyle yapayım normal öreyim geldim bakın şimdi 3 bu taraftan 3 bu taraftan 3 de ortadan keseceğim şöyle alıyorum topluyorum alıyorum hemen yanından toplayıp üçünü birlikte işte bu kadar basit alıyorum topluyorum alıyorum topluyorum ve üçünü birlikte alıyorum alıyorum şöyle bir daha alıyorum hemen yanından ve üçünü birlikte alıyorum daha sonra ise devam ediyorum normal olarak böyle e, şey, üzerine alarak çakma trabzanlarla devam ediyorum arkadaşlar Şimdi dönüşte tekrar bir tane daha bu tarafa kaydıracağız. Şöyle yapalım. 3 tane kesmiştik. Yani şimdi 5 taneye çıkartacağız. Diğer yerleri aynı şekilde devam ediyor. Arkası, yanları aynı şekilde devam ediyor. Sadece ön kısmını toplayacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. sadece kız çocuklarına diye düşünmeyin arkadaşlar. Erkek çocuklarına da aynı şekilde yaparak e, kullandırabilirsiniz yani erkek çocukları için de olur. Şimdi bakın buradan kesmiştim. Burayı yine keseceğim. Şimdi geliyorum. Şu kestiğim 3 tane belli zaten bakın. 3 tane burada duruyor. Şimdi hemen yanından şuradan bir daha aynı işlemi yapacağım. Alıyorum, topluyorum. Alıyorum, topluyorum. Ve üçünü birlikte alıyorum. Tekrar bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle yaparak ortadakine geldik. Şimdi diğerini ve bir tane daha kesiyoruz. Toplamda 5 tane daha bu işlemi yapmış oluyoruz. Bakın ve önü toparlanmaya başladı gördüğünüz gibi. Tekrar yaptıktan sonra devam ediyoruz. Her defasında bu şekilde kesme işlemi yaparak istediğimiz yüksekliğe geldiğinde artık bırakıyoruz arkadaşlar kesme işlemini ve ondan sonra üst kısmına geçip üst kısmını yapacağız. Şöyle yapalım. Bu dediğim gibi 25, 26 ayak numarası olan bir tabanlığım vardı. Bu ıı, tarz şeyler arkadaşlar ben ona da şahit oldum. Ee, çocuklar özellikle yürümeye başladıkları zaman e, çok iyi oluyor yani çok rahat oluyor ayakların da hani böyle yok gibi olduğu için çok hafif olduğu için e, böyle rahatlıkla e, giydirip hani yapıp ayak numarası kaçsa e, ona göre yapıp giydirebilirsiniz e, yürürken mesela diğer ayakkabılar biraz daha ağır geliyor ilk başta e, o ağırlığı bunların sayesine. Ee, yok etmiş oluyorsunuz ve daha rahat e, yürümesini sağlıyor çocukların. Evet geldik bakın arkadaşlar yine ön kısmına şöyle hemen yandan aldım bakın bir tane daha aldım ve üçünü birlikte aldım bir aldım bir daha aldım ve üçünü birlikte aldım tekrar yine üçünü birlikte alıyorum bir alıyorum bir daha aldım ve üçünü birlikte aldım. Bakın böylecik böylelikle toplamaya başlamış olduk. Yani toparlanmaya başladı. Bir tane daha alayım şöyle ve devam edelim. bir babet şeklini aldı şu anda bakın babet gibi oldu isterseniz böyle bırakıp hani babet şeklinde de kullandırtırabilirsiniz isterseniz de boyunu uzaltıp hani o da bir fikir olsun babet şeklinde bu kadar yeterli olacaktır arkadaşlar üzerine bir pomponla alın size fıstık gibi bir babet olabilir Şimdi biz devam ediyoruz. Yine aynı çakma sık iğne tekniğini kullanarak pandufumuzu yapmaya böyle sıra sıra da bir görüntüsü oluyor o işte içinden aldığımız için yani içine battığımız için şuralara aralarına yaptığımızdan dolayı böyle şey gibi gözüküyor arkadaşlar güzel gözüküyor yani güzel bir görünüme sahip oluyor düz iple yapmış olsaydık daha çok belli olacaktı o şimdi kadife ipimiz biraz kapatıyor tabi ama olsun yine de belli ediyor kendisini şöyle yapalım bakın yine geldim yine alıyorum alıyorum ve birlikte alıyorum. Aldım şuradan buradan da alıyorum. Ve birlikte alıyorum. Bu defa 3 tane oluyor arkadaşlar. Bakın 5 5 kestik. İlk başta 3 yaptık. Sonra 5, sonra 5. Şimdi 3 tane olacak. Yine şöyle yapalım. Ve bakın her sırada biraz daha birleştirmiş oluyoruz ilmeklerimizi. Şöyle yapalım ve devam edelim yolumuza. Diğeriyle bir ölçmek istiyorum. Şöyle yapabilirsiniz ölçerken de şuradan ve şuradan tutup şöyle. Evet bir 2 3 4 sıramız kalmış. Toplamda 3 sıra sonra bitireceğiz. Şöyle yapalım hemen. Evet yine geldim bakın. Aldım arkadaşlar. Aldım bir tane daha. Ve üçünü birlikte aldım. Tekrar yine aynı şekilde alıyorum. Bir tane daha alıyorum. Ve kesiyorum. Sonra tekrar yine bir tane aldım. Bir tane daha alıyorum. Ve üçünü birlikte alıyorum. Yani burada da bu sırada da üç tanesini birlikte kesmiş oluyorum. Bakın. Zaten birazdan üst kısmını yapacağız. Şimdi Ben fazla uzatmadım onu. Şöyle yine hepsinin içerisinden ara içerisinden yani alarak çakma sık iğnelerimizi yapıyoruz arkadaşlar ön kısımları ön kısmı önemli zaten arkası aynı gördüğünüz gibi aynı şekilde devam ediyoruz yani öndeki sadece o işte kesimler nasıl yapılır orası en önemli yeri orası şöyle yapalım sanırım bu kesme işlemi tamam ve ölçmek istiyorum şurayı burayı da arkadaşlar şöyle yapıp ikisini şöyle tutup şöyle yaparsanız bakın bir sıra kalmış yani bu sıra yaptıktan sonra üst kısmına geçebiliriz artık şöyle şimdi burada artık bir tane kesme işlemi yapacağım sadece ortada çünkü çok fazla da keserseniz bu defa burası ayağı olmaz. Girerken zorlanır çocuklarımız. Şöyle yapalım bakın aldım. Yine bir tane daha aldım. Ve birlikte kestim. Ve devam ediyorum. Bu defa 3 defa da değil tek defa da kesmiş oldum arkadaşlar. Önce 3 kesiyoruz. Sonra 5 de kesiyoruz. Sonra 5, sonra 3, 3 ve 1. Ve gösterdiğim şekilde keserseniz böyle bir görüntü elde edersiniz arkadaşlar. Şöyle yapalım. sanırım yüksekliği de diğeri kadar oldu şimdi hiç kesme işlemi yapmayacağım bakın şöyle normal <laughs> onu da tam orta yerini de normal öreceğim arkadaşlar. Şöyle. Bir daha ölçmek istiyorum. Evet. Bakın burun döndüğümüz zaman tamamlamış olacağız. Son sıramız olmuş oluyor. Şöyle yapalım hemen. Dediğim gibi bu yüksekliğini siz kendiniz hangi ayağa göre yapacaksanız ona göre ayarlayacaksınız. Bu tarz şeyleri yaparken yaptığınız kişiler yanınızdaysa çok rahat oluyor arkadaşlar. Hemen gidiyorsunuz, ölçüyorsunuz. Diğerini de ona göre yapıyorsunuz zaten. İlkini yaparken yanınızdaysa çok büyük kolaylık oluyor. Şimdi bakın, yandan başlamıştım oraya geliyorum. Şimdi oradan diğer e, yaptığımız üzerine yapmış olduğum süsün nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Şöyle yapalım. Buna da yandan başlamış olacağız yani. Şöyle yapalım hemen. Evet. Yanlım başlamıştık. Yine yana geldik. Şimdi arkadaşlar burada 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle hemen şuraya buradan alıyorum şu şekilde ve örüyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp diğerinin içerisinden çıkartıp şöyle örüyorum. 1, 2, üç, dört, beş tane zincir çekiyoruz yani 2, üç, dört, beş. Bir tanesini atlıyoruz, diğerinin içerisinden şu şekilde alıp şöyle birleştiriyoruz. sık iğneyle ile birleştiriyoruz. İçinden çıkarma değil. Şöyle yaptım. 1, 2, üç, dört, beş tane zincir, bir atla diğerinin içerisinden tersten şöyle birleştiriyorum. 2 3 4 5 bu şekilde bir atlayıp diğerinin içerisinden çıkartıp sık iğne ile birleştirdikten sonra 1 2 3 4 5 Bakın bu zincirleri de istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Hani ben 5 tane dedim diye 5 tane yapacaksınız diye bir şey yok o konuda tamamen tercih size kalmış. Yani daha büyük bir şey isterseniz daha büyük yapacaksınız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane atlayıp diğerine 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı şekilde. Evet sona geldik bakın arkadaşlar. Şimdi yine Aynı 1 2 3 4 5. Bu defa şu ortalar. Hani birer tane atlamıştık ya arkadaşlar. O atladıklarımızın içerisinden bu şekilde yapıyorsunuz. 1 2 3 4 5. Atladığımız boş yer, yerin yani şunun içerisinden şu şekilde alıp şöyle birleştiriyorsunuz. Ve böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Bakın kıvrık kıvrık. Şöyle bir daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle yaptık. Bakın hemen onun atladığımız yerin içerisinden girdik. Ve oraya bir sık iğne ile birleştirdik. 4, 5. Evet atladığımız yerden. 2, 3, 4, 5. Hemen şöyle tutalım. Ben bunu diğerini 3 sıra yapmışım. Siz isterseniz 4-5 dediğim gibi yüksekliğini ne kadar isterseniz o kadar yapmanız gerekiyor. Bir sıra yeter derseniz bir sırada kalabilir. Ama o zaman daha sıkı yapın derim. Yani şu beşleri aradaki boşluğu vermeden tek sıra yapacaksanız e, aradaki boşluğu vermeden bu zincirleri birbirine ekleyin ki ee, daha güzel böyle kıvrımlı kıvrımlı dursun. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi bunu da buraya ekleyelim. Evet gördüğünüz gibi bakın ilkinin içerisine geldim. Ondan alıyorum artık. Şöyle. İlk yaptığımızın Şu ikinciydi. Bu e, ikinci oluyor arkadaşlar. Şu da birinci yaptığımızın içerisinden şu şekilde alıp birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet şu ortadakinden şundan değil şunun içerisinden aldım ve sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın ikisi duruyor. Yani sıra sıra atlayacağız. Hemen önümüzde gelen, önümüzde gelen şurası. Burayı yapmayacağız. Şu daha önce yaptığımız, ilk yaptığımızın içerisinden şu şekilde alıp şöyle çıkartıp buraya sık iğne ile birleştireceğiz. 1 2 3 4 5. Evet. Bu şekilde yaparsak bakın böyle çok güzel bir görüntüsü oluyor. Şimdi bunu birinciyi yapmıyorum şu ikinci bakın ortada şuradan aldım şöyle ipimi çıkarttım ve sık iğne ile birleştirdim 2 3 4 5 şöyle yaptım birleştirdim 1 2 3 4 5 tekrar geliyorum birinci değil ikinci şu bunun içerisinden ve şöyle yapıp son olanı da yaptık arkadaşlar. Ve modelimizi tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi 3 sıra bir tane daha yapayım. 1 2 3 4 5. Evet şuna ekleyeceğim. İlk başlangıç yerimde ve bitirmiş oluyoruz. Tamamlamış oluyoruz. Çocuğumuz için pandufumuzu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapımı bu kadar kolay görünümü bence güzel oldu fena olmadı işte zaman kısa hani çok fazla zamanınızı da almak istemediğim için biraz da hızlı anlattım işte böyle daha da süsleyebilirsiniz arkadaşlar bunu hani buralarına pomponlar yapabilirsiniz dediğim gibi anlatırken de söylediğim gibi tercih tamamen size kalmış. Umarım seversiniz, beğenirsiniz. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.